Evet benim güzel YouTube ailem. Böyle heyecanlandım, uzun süredir video çekmediğim için. Yani şurada bir ses var. Sesi de kaynağını göstereyim bu. Arkadaşlar 12 voltluk ve 24 voltluk elektrikle çalışan bildiğiniz Tofaş radyatörünün fanıyla yaptık biz bunu. Hemen size bir ayrıntılı bir görüntüsünü göstereyim. Hala hava çok sıcak çünkü size göstereyim arkadaşlar. Dereceyi görüyorsunuz. Hemen bunu bir kapatayım. Sesim daha rahat olsun. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu fanımız bildiğimiz Tofaş marka araçların radyatörüyle yapılmış. Çünkü bizim burada biliyorsunuz güneş panelimizle ilgili sıkıntımız şuydu. Yeteri derecede elektrik üretemediğimiz için ve şehir şebekesi olmadığı için elimizdeki bu 12 voltluk akülerle işimizi görmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bakın bu bildiğiniz motosiklet aküsü, motosiklet akülerini ben paralel olarak bağladım. 25 voltluk 1, 2, 3, 4, 4 tane aküyü yan yana paralel bağladığım için toplamda 25 amper çarpı 4, 100 amperlik 12 voltluk bir akü oldu. Bu aküler arkadaşlar hurda, yani problemli. Benim derdim nedir arkadaşlar? Benim derdim gündüz vakti sabah saat 7.30'la akşam 6.45 arası güneş panelinden faydalanacağım. Bu akümüzün içindeki voltajla zor bela bir şekilde güneş panelinden aldığım elektrikle işte bu görmüş olduğunuz 12 voltluk buzdolabımızı çalıştırmak ve saat bağladım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bu aslında. Dağda, bahçede, bayırda her bir ortamda, elektrik sıkıntısı olan her ortamda biliyorsunuz bizim güneş enerjisinden üretmiş olduğumuz elektriğe ihtiyacımız var. Öncelikle dediğim gibi dışarıdan neden peki ben 220 voltluk elektrik akımı kullanacak bir şekilde inverterla, bununla değil de inverterla ben bunu çalıştırmadım. %35 kayıp vardı ve bir şekilde de istediğim performansı elde edemediğim için bunu kullandım. Aynı zamanda arkadaşlar buzdolabımızı kullanalım. Çünkü buzdolabımız yazın en büyük derdimiz. Şöyle bakalım biz MPPT şarj kontrol ünitesinde ürettiği voltaj akım 5.1 olarak çekiliyor. Güneş olduğunu görüyorsunuz. Güneşin şu görmüş olduğunuz logo, güneş panelinin aktif olduğunu, şuradaki akülerin dolduğunu, üst taraftaki ise böyle sürekli akım akıp aküleri şarj ettiğini gösteriyor. Bakın görmüş olduğunuz şurada da alt taraftaki şu 12 voltluk şu bağlantı yerine elektrik verildiğini, panellerden ise 13.5 voltluk elektrik geldiğini, 12 voltu geçti yani arkadaşlar bu şarj oluyor. Dolayısıyla bir problemimiz yok gibi görünüyor. Şimdi yukarıdan gelen panellerimizin kabloları bunlardı. Aküye bağlı olan kablolarımız biraz kalın ve sebebi de şu, aküye bağladık. Ben birazcık sanayi tipi delme takma iş yaptım. Yeni bir deney için uğraşıyorum. 12 voltu 48 volta çevirmeyi düşünüyorum. Bununla ilgili bir sürü video çekeceğim. Herkesin işine yarayacak tarzda olacak arkadaşlar. Aksi halde enerji problemi bu çiftlikte artık canıma tak etti. Trafo ile ilgili başvuruda bulundum ama çok yüksek bir maliyet olduğu için ben artık akülerle idare edeceğim. Akü sizi şaşırtmasın. Bu görünen yüzü arka planda çalışacak. Güneş battığında benim buzdolabım devreden çıksın istiyorum. Onun için arkadaşlar gelin bakın size göstereyim. Şu görmüş olduğunuz Jata marka galiba. Jata CN101. Jata CN101 açıklamalara yazar mıyım onu bilmiyorum. Onunla ilgili size biraz bilgi vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bugünkü videonun konusu süreli bir şekilde güneş panelleriyle buzdolabı nasıl çalışır onu sizlere göstermeye çalışacağım. Bakın burada bir tane düğme koydum. Düğmenin sebebi de şuydu tamamen arkadaşlar. Kontrol dışı bir problem olduğunda bunu kapatabileyim diye. Ve size tekrar göstereyim. Şu bakır kabloları görüyorsunuz. Sürekli birbirine bağlı ve paralel bir şekilde hepsini eşit bir şekilde şarj etmeye çalışıyorum. Ondan dolayı arkadaşlar şöyle size tekrar şöyle geniş açıdan da çekeyim. Ondan dolayı arkadaşlar bir şekilde biz bunu çözelim diye. Peki neden saat taktım değil mi? Şöyle göstereyim de size.
Aa, kapak videosu bile olabilir ha. Şöyle yapsam kapak videosu olur mu? Olur aslında. Buradan Ali Talat Karaca'ya, Cumali Saytay'a, Mustafa Güzel'e, Talha Aba'ya, Miraç Ekici'ye, Fatih Yüksel'e, Ruhkun Altuner'e, ondan sonra Kamuran Ürek'ti galiba arkadaşıma, herkese, fazlasıyla Mehmet Miço da dahil olmak üzere, Abdullah Ahmetli, Halil Kasımlı, yani o kadar çok arkadaşım var ki çoğunu hatırlayamayabiliyorum. Hepinizi çok seviyorum, çok özlüyorum ama havalar sıcak olduğu için fazla video çekemiyorum. Bu arada evin içinde bir göstereyim arkadaşlar ya. Şöyle geyikli halımı. Bakın arkadaşlar, özledim size video çekmeyi ve şu gördüğünüz gibi bundan daha bir sürü aldım. Etrafı tamamen tam bir doğu esintisi yapacağız. Bunlar da yeni arkadaşlar. Kablolarla kendi kendime bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Dediğim gibi sistemi 48 volta yükselteceğim. O yüzden inverter ve aküleri gönderdim. Onun yerine yeni bir sistem yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu saate tekrar dönecek olursak amacım ne? Niye ben bu saat kullanıyorum? İşte takmışız 7-24 çalışsın. 12 volt ya 24 volt civarı bir elektrikle çalıştığı için arkadaşlar aküyü çok sömürüyor. Benim acil tarafından saatli, yani belirli bir saatte çalışsın istiyorum. Güneş çıktığında arkadaşlar çalışsın. Güneş kapandığında tamamen ilişkimiz bitsin istiyorum. Ne yaptım arkadaşlar? Bunun artı kısmını şöyle arkasına çevireceğim. Bununla ilgili her türlü konuyu ayrıntılı bir şekilde de arkadaşlarımıza göstermek isterim arkadaşlarım. Bakın şöyle ters mi duruyor? Şöyle çevirsek belki daha da güzel olur. Evet, işte şöyle. Bakın gördüğünüz gibi artı uçlarını, bağlantı şemalarını kafası karışan insanlar için özellikle YouTube'da bununla ilgili belki birkaç tane video olabilir ama önemli olan bizim onu anlatabilmemiz. Ben ne yaptım arkadaşlar? Bakın şurada bir röle var. Röleyi görüyor musunuz? Öncelikle artı ve eksiği aküden verdim arkadaşlar bu anahtara. Yanacak diye çok korktum ama üzerinde 16 ampere kadar elektrik şey yapabiliyor, kaldırabiliyor. Ben artıyla eksiği bir kere şuradan bu saatin şu kırmızı ışığı görüyor musunuz arkadaşlar? Kırmızı ışık yansın diye özellikle, yani çalışsın diye ben bunu bir verdim. Ondan sonra röle kısmını kısa devre yapması için, bakın şöyle göstereceğim size. Birazcık daha açayım. Ayrıntılı bir şekilde belki şunu kaldırıyorum. Evet. Bakın şu kablo, bu kablo rölenin bir ucu, eksi ucunda birleştirdiğimde benim bu saatim çalıştı. Ola ki kafamız karışabilir. Bununla ilgili dediğim gibi şeması arkada var. Şema olduğu için bir şekilde güzelce çalışıyor. Nasıl çalıştığını size göstereyim. Hafta içi her güne ayarladım ben. Nasıl ayarlıyorsunuz? Şurada bir düğmesi var. Bastığınız vakit bakın ne diyor? Bunun içerisinde 16 tane program var ama bana bir tanesi lazım. Bakın arkadaşlar, birinci şöyle bak saydırıyorum. 16 tane ayrı programı var. 16 tane programı bizi ilgilendirmiyor. 16 tane aç kapa yapabiliyoruz. Ben onu istemiyorum. Bana bir tanesi, yani bu hafta içi her gün, hafta sonu da dahil olmak üzere 7.30'da aç, 18.45'te kapat. Şurası açıldığını gösteriyor. Buzdolabının çalıştığını gösteriyor. Ben şimdi şöyle kaldırayım biraz. Şöyle bir de şuna basayım. Şöyle biraz havadan bir çekeyim. Bakın. Buzdolabını kapattım. Ama elektrik hala veriyor. Ben ne yapacağım şimdi? Bunu da kapatayım. Şurada üstteki bir düğmeye bastığınız. Aa, bu da gitti. Bakın arkadaşlar. İkisi de tamamen kapandı. Ben şu anahtarı yeniden açsam bile... Öbür elektronik anahtar. Benim yerime kimse bunu aç kapa yapmayacağı için otomatik olarak kendisi açsın istiyorum. Saat 2'yi 3 geçiyor. 6.45'e kadar çalışacak sonuçta. Ben şuradan tekrar ayarını yapıyorum. Bakın tekrar bastım. Olmadı. Bir daha bastım. Şimdi açılır. Ses geldi. Yalnız bunu elle açıyorsunuz. Yanında, yan tarafında bir tane auto çıkması lazım. Bir daha bastım arkadaşlar. Auto. Bundan sonra hafta içi her gün, bugün bildiğim kadarıyla bugün cumartesi, hafta içi her gün saat 7.30'da açılacak, saat akşam 6.45'te kapanacak arkadaşlar. Özellikle buna ihtiyacı olan, yani bu tarz bir şey yapmak isteyen arkadaşlar için
10 numara 5 yıldız olur. Çünkü akşam saatlerinde aküleri olduğu gibi içini komple deep cycle dediğimiz, hani o içindeki bütün elektriği çekip bitirmesin diye böyle bir yola başvurdum. Bundan sonraki süreçte niye 48 volta geçmek istiyorum demiştim. Arkadaşlar, klima çalıştırabilmek için şu an halimi size bir göstereyim. Ondan sonra ne demek istediğimi çok iyi anlayacağız. Kamerayı çevirdim. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Vücudumdaki bazı terin böyle parlaklığını ve alnımdaki de şırıl şırıl akmaya başladı. Sebebi buydu arkadaşlar. Biraz daha yaklaşırsak tipim de kaymış zaten. O yüzden kesinlikle klimayı çalıştırmam gerekiyor. Sonbahar gelmek üzere ama olsun arkadaşlar. Biz şimdiden bu işi çözelim. Ondan sonra herkesin yazın yanmak, kışınsa donma problemini çözelim. Belki benim için hani bunlar bir deney oldu ama sizler için de bir örnek olsun. Neyse dostlar, bugünkü videomuz buraya kadar. Bundan sonra her gün video atmak için elimden geleni yapacağım. Hoşça kalın.